Şimdi şunu bir hatırlatayım. Onu sonra soracağım. 2021 KPSS için 50 bin atama talebimizi hatırlatır mısınız diye mesaj yağıyor. Şimdi atama talebine geçmeden önce aslında öğretmenlik meslek kanununu bir konuşmak istiyorum. Teklifini daha doğrusu meclise sunuldu. Şimdi bize söyler misiniz? Öğretmenler hangi haklara kavuşacaklar? Ne getiriyordur? Ya, öğretmenlik meslek kanunu yıllardan beri eğitim sisteminde konuşulan bir konuydu. Ama bir türlü realize edilememişti. 2021 31 Aralık tarihi itibariyle meclise sunulmuş oldu. Hakikaten bu süreçteki desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bu yasalaştığı zaman Türkiye eğitim tarihinde bir ilk olacak. Ve öğretmenlerimizin kariyer sistemiyle ilgili uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik süreçleriyle ilgili çok ciddi bir açılım olacak. Yani 10 yıl mesela ilk defa öğretmenlerimizin öğretmenlik adaylıktan başlayarak ve uzman öğretmenlik, baş öğretmenlikle ilgili kariyer süreçlerinin tamamını içerecek şekilde bir dizayn oluşuyor. Ve görev tanımları yeniden tanımlanıyor. Özlük hakları yeniden tanımlanıyor. Gerçekten bu büyük bir açılım. Bir kere aday kaldırma, öğretmenlerdeki aday kaldırma ile ilgili sınavı kaldırıyoruz. Kaldırılacak bu meslek kanunu yasalaştığı zaman. Öğretmenlerimize görev yaptıkları okullara gittikleri zaman yaklaşık 180 saatlik bir eğitimden geçireceğiz ve 3 aylık bir eğitimde direktmen dersten sorumlu olarak değil, oradaki mentor öğretmenin gözetiminde süreçlere adaptasyonu ile ilgili destek sağlayacağız. Yani bize böyle hani hiç bilmiyoruz, öyle anlatırsanız stajyer öğretmenlik gibi bir şey mi oluyor bu? Yani öğretmenlerimizi okullara hazırlamakla ilgili destek vereceğiz. Hı hı. Kişisel destek vereceğiz. Ve yani adaylık kaldırma sınavı kalktı, kalkmadı stresini de ortadan kaldırmış olacağız. Hı hı. Yani bizim derdimiz öğretmenimizi başlangıcından emekli olana kadar tüm süreçte sürekli kariyerini geliştiren, geliştirdiği zaman da özlük haklarında gerçekten ciddi iyileşme olan bir mekanizmanın içerisinde eğitim sistemine katkı sunar hale getirmek. Şimdi mesela bakın, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik. Ya mesela ben nasıl diyelim ki öğretmenim, nasıl uzman öğretmen olacağım, sonra nasıl yıl, baş öğretmen olacağım? 10 yıl öğretmen olan, öğretmenlik yapmış olan öğretmenlerimiz bizim bir yaklaşık 180 saatlik bir eğitimimizden geçecekler. 180 saatlik eğitimimizden tüm öğretmenler, buna başvurmak isteyen öğretmenler. Yaklaşık bu kapsamda olan 500 bine yakın öğretmenimiz var. Eğitimden sonra yazılı sınavdan geçecekler. Başarılı olan öğretmenler uzman öğretmen olacak. Ve 1 derece artı 1000 TL özlük haklarında iyileşme olacak. Eğer yüksek lisans yapmışsa, bakın tezli, tezsiz, alanda, alan dışında demiyorum, yüksek lisans yapmışsa bu yazılı sınavdan muaf olacak. Ve yazılı sınav da keyfek eder bir sınav olmayacak. Aldıkları eğitimin içeriğinden, o 180 saatlik eğitimin içeriğinden oluşturulan bir sınav olacak. Ve uzman öğretmenin olmuş olacak. Yani şu an 10 yıllık öğretmenlik yapan biri bu kanun geçtikten sonra başvuracak ve uzman öğretmen olabilecek. Evet. Bu şartlar yerine gelirse. Doğru aynen, değil mi? Aynen. Peki baş öğretmen? Baş öğretmen, 10 yıl uzman öğretmen olan öğretmenlerimiz de aynı şekilde 240 saatlik bir eğitime geçecekler. Yazılı sınavdan da başarılı olursa, o eğitimdeki içerikle ilgili yazılı sınavdan başarılı olursa onlar da baş öğretmen olacaklar. Yine ilave 1 derece artı 2000 TL özlük haklarında iyileşme olacak. Burada da eğer doktora yapmışsa öğretmenlerimiz yazılı sınava muaf sınava olacaklar. Da girmeyecek. Sınava girmeyecek. Bu arada çok popüler soracağım. Mülakat yok herhalde. Sadece ya, yazılı sınava. Evet, peki yok. Geleceğim o konuya. Peki acaba bu öğretmenler arasında böyle bir ayrıştırma, bölme falan gibi bir duruma mı yol açar? Yoksa rekabet yaratır ve... Ya şey düşünün. Yani bir sistem düşünün. Öğretmenlerimizin niteliği arttığı zaman eğer bir sistemin içerisinde o öğretmene özlük hakları ile ilgili veya pozisyonla ilgili iyileştirme yapmazsanız öğretmen sistemden çıkar. Yani doktora yapmış bir öğretmen üniversitelerde öğretim üyesi olmaya başlar. Onunla ilgili fırsatları araştırır. Niye? Ama çoğu öğretmenimiz eğer eğitim sisteminin içerisinde bu gelişimlerini, kişisel gelişimlerini ödüllendirecek bir mekanizma olduğu zaman sistemin içerisinde kalmaya ve sisteme katkı vermek isterler. Biz bir taraftan öğretmenlerimizin sürekli eğitim kişisel gelişimleriyle ilgili eğitim süreçlerini desteklerken
buradaki çıkan çıktıları da özlük haklarıyla ilişkilendirerek ödüllendirilen bir sisteme kavuşturmuş olacağız öğretmenlerimizi. Yani yoksa bunu olmak isteyen öğretmenlerle ilgili, illa her öğretmen işte uzman öğretmen olmayla ilgili bir sürecin içerisine girmek zorunda değil. İsteyen öğretmenlerimizle ilgili. Ya niye istemesinler? Mesela 180 saat eğitim için mi istemezler, yoksa bunun başka bir yükümlülüğü de mi var? Yani yok, başka bir yükümlülüğü yok. Hiçbir yükümlülüğü yok. Yani biz istiyoruz ki, ya bakın mesela biz de Türkiye'deki öğretmenlerimizin yaklaşık 110 bin tanesi yüksek lisansını yapmış. 6-7 bin civarında da doktora mezunumuz var. 1.2 milyon öğretmenimizin içerisinde. Finlandiya'daki öğretmenlerin tamamı yüksek lisans mezunu. Yani biz bir eğitim sistemi öğretmeninin niteliği kadar güçlüdür. Öğretmeni kadar tabii güçlüdür. Ki. Biz bu sistematikle öğretmenimizi sürekli gelişime açık bir mekanizmanın içerisine sokup eğitim sistemimizin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Yani burada herhangi bir şey yok. Bir gerginlik yok, bir rekabet yok. Tam tersine sistemin içerisindeki nitelikteki artışları doktora yapmış olan arkadaşlarımızı, master yapmış olan arkadaşlarımızı ödüllendirmiş oluyoruz. Yani. Peki ne eğitim vereceksiniz? Öğretmenlik mesleki gelişimleriyle ilgili, kişisel gelişimleriyle ilgili, liderlik eğitimleriyle ilgili öğretmenlerimizin çok boyutlu. Sadece öğretmenlik mesleğiyle ilgili değil. Yani kişisel gelişimleriyle ilgili bir sürü parametreyi içerecek şekilde formasyonun oluşmasıyla ilgili bir de 10 yıllık periyotlarla öğretmenlerimizin süreçleri bir gözden geçirmesine de imkan sağlayacak şekilde bir mekanizma. Yani bir gerginlik oluşturacak bir durum söz konusu değil. Hatta buradan şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Öğretmenlerimizin rahatlaması lazım. Sınav soruları şeyle ilişkili değil. Genel bir her alandan çıkacak diye bir şey yok. Yani o tamamen eğitimin içeriğiyle ilişkili. O da zaten yani belli koşulları olanlar kesinlikle sınava girmeyecek dediniz. Peki özel okul öğretmenleri için bu geçerli özel mi? Özel okul öğretmenlerimiz için aynı şey geçerli. Yani eğer isteyen özel öğretim kurumlarında okuyan, öğretmenlik yapan öğretmenlerimiz de 10 yıllık öğretmenlerimiz bu eğitim alabilirler. Ve sınava girerler, başarılı oldukları zaman uzman öğretmen sertifikası alırlar. Ama onunla ilgili 1 derece ve 1000 TL'lik iyileştirmeyi resmi okullarda mutlaka bakacaksınız, bak göreceksiniz önümüzdeki günlerde. Özel öğretim kurumlarında sistematiğini geliştirecek. Ya bu yaygınlaştıkça ya uzman öğretmenleri belki şu kadar baş uzman öğretmenim var, bu kadar baş öğretmenim var diyecekler. Ve onların özlük haklarını da iyileştirmek durumunda kalacak. Yani bu yasa eğitim sisteminin içerisindeki tüm öğretmenlerimizi tedrici bir şekilde çok daha güzel bir sistematiğin içerisinde kavuşturacağına inanıyorum ben. Peki. Elbette eksiklikler yok mu? Gönlümüzden geçen her şeyi bunun içerisine koyduk mu? Hayır. Ama bu ortak bir konsensüs. İnşallah bu pazartesi günü de komisyonda görüşülecek. Allah'tan bir şey olmazsa. Yasalaştığı zaman 2022 yılında ilaveler yapılabilir. Daha farklı haklar verilebilir. Önemli olan psikolojik bir eşiği geçmiş olmak. Yani eğitim tarihinde ilk defa öğretmenlerle ilgili bir meslek kanunu olmuş olacak. Bu çok önemli. Ya bir de kariyer planlaması itibariyle. Şimdi biliyorsunuz sizden sonra konuklarım olacak, bir siyaset konuşacağız. Hulki Cevizoğlu atmış bana bir izleyicinin mesajını. Ücretli öğretmenlerle kimse sahip çıkmıyor diye bir izleyicimiz ifade etmiş. Onlarla ilgili yakın bir zamanda bir çalışma düzenleme gündeme gelir mi? Şimdi ücretli öğretmenlik diye bir öğretmenlik tanımlaması yok. Yani önce onu düzeltmemiz lazım. Herhangi bir öğretmenimizin, yani şu anda sistemimizde tüm sınıflarda öğretmenlerimiz var. Bir öğretmenimiz hastalanabilir, kadın öğretmenlerimiz doğum yapabilir, izinli olabilir, anlatabiliyor muyum? O zaman eğer bir öğretmenimiz yoksa, dışarıdan aynı yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim görevlisi gibi, dışarıdan derse gelen öğretim görevlileri gibi bizde de bulunan lokasyondaki duruma göre işte eğitim fakültesi arkadaşlarımızdan veya diğer şeylerden ders ücreti karşılığı derse gelen öğretmenlerimiz var. Yani olay bu. Ücretli öğretmenlerin aldığı ücretlerle ilgili şikayetlerin farkındayız. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda iyileştirme yapabilme imkanımız olur. Peki ben size bu hatırlatmayı yapınca siz bir şey diyecek misiniz acaba? 2021 KPSS'si için 50 bin atama talebini hatırlatın, hatırlatın diye sürekli mesaj alıyorum. Bugün siz çok şey hatırlattınız yani Hande Hanım.
Ya bizim öğretmen ihtiyacımıza göre sürekli planlamamızı yapacağız. Duruma göre zaman zaman öğretmen alımları mutlaka olacaktır yani. Ama İhtiyaç 50 bin mi olur, diyorsunuz. 20 bin mi olur, 10 bin mi olur bakacağız. Mesela özellikle bu dönem okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmaya çalışıyoruz. Evet, biliyorsunuz, onu da soracağım yani, zaten. Yani 3 yaştaki okullaşma oranını %14 okullaşma oranını %50'lere, işte 4 yaştaki okullaşma oranını %35'lerden %70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını da %78'den %100'e çıkartmayı hedefliyoruz. Elbette bu aşamada okul öncesi öğretmenlerle ilgili... Bu hedefiniz, önce şöyle alalım. Buyurun. Bu hedefiniz hangi yıl için? 2022 yılının 2000, sonu. Ha. Bunun için 3000 tane anaokulu yapacağız ve 40 bin tane ana sınıfı yapacağız. Ve 2022 Şubat dönemine, ikinci döneme şunun sözünü vermiştik. 5000 tane yeni ana sınıfını sisteme dahil edeceğiz. 2022'ye gelmeden 2021'in sonunda 5400'ün üzerinde yeni ana sınıf açtık. Burada 88 bin yeni öğrencimiz eğitim almaya başladılar. Ve 5 yaş grubundaki %78 olan okullaşma oranını %85'e çıkarttık. Ya yani inşallah tüm kaynaklarımızla ona göre planlamasını yaptık. Tüm Türkiye'de özellikle İstanbul ağırlıklı, çünkü 1000 tane anaokulunu İstanbul'da yapacağız. Yani en sıkıntılı olduğumuz yer İstanbul ve Anadolu'nun tüm şehirlerinde ihtiyaç oldukça yataya dağıtarak erişilebilirliğini kolaylaştırarak 3000 tane yeni anaokulunu 2022'nin sonunda hizmet almayı planlıyoruz. Yani burada da tüm Türkiye'nin aynı fırsattan aynı şekilde eşit yararlanması öncelik herhalde. Eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili 3 tane şeyimiz var bizim. Bir, okul öncesi eğitimdeki erişimi artırmak. Çünkü okul öncesi eğitime erişimdeki eşitsizlikleri kaldırdığımız zaman okuldaki öğrencilerin hazır bulunuşluklarındaki farkları minimize edebiliriz. Hı hı. İkincisi, okullardaki imkan farklılıklarını azaltmak. İşte kütüphanesiz okul kalmasın, tüm tuvaletlerin elden geçirilmesi, tüm okulların laboratuvarlarının elden geçirilmesi, tüm okullara sıfır alanların oluşturulması. Üçüncüsü, öğretmenin mesleki gelişimini sürekli desteklemek. Yani öğretmenlik meslek kanunu da bunun bir parçası. Yani bir kariyer sistemi, sürekli eğitimden geçmek, işte yüksek lisans yapmak, doktora yapmak. Bir taraftan da Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmen eğitimiyle ilgili öğretmenlerimizin tüm eğitim taleplerini karşılamak. Bakın 2020 yılında bakanlığımızın merkezde ve mahallede düzenlemiş olduğu eğitimlere 1.1 milyon öğretmenimiz katıldı. Öğretmen başına düşen eğitim saati yaklaşık 46 saatti. 2021 yılında 2.7 milyon öğretmene eğitim vermişiz. Bakın 1.1 2.7 milyon. %134 artış var. Yani 2.7 milyon öğretmenimiz yok. Yani bir öğretmen birden fazla eğitim almış. 2021'in sonundaki öğretmen başına düşen eğitim saati 93 saate çıktı. Son 10 yılın en yüksek eğitim saati oldu. Daha biz planladığımız şeyleri realize etmiş değiliz. Daha 5-6 aylık sürecin içerisinde bu noktaya geldik. Hı hı. Yani 2022 yılı içerisinde öğretmenlerimizin her türlü mesleki taleplerini karşılamayla ilgili hem uzaktan hem yüz yüze eğitimle hem senkron hem asenkron eğitimlerle işte öğretmen bilişim ağı kurarak onu aktif hale getirerek ciddi bir eğitim atağına geçeceğiz. Ve burada yaptığımız iki tane farklı şey var, açılım var. Birincisi ilk defa okul bazlı öğretmen eğitimi, mesleki gelişim eğitimini düzenleyeceğiz. Yani her okulun ihtiyacı farklı. Nasıl? Yani bir okulun öğretmenlerinin ihtiyacı olduğu eğitim farklı. Hı hı. Merkezden baktığınız zaman sanki hepsi eşitmiş gibi bir merkezi eğitim planlaması yapıyorsunuz. Biz şimdi 2022 yılında okullarımıza bu fırsatı vereceğiz. Hı. Her okul kendisiyle ilgili, öğretmenleriyle ilgili istemiş olduğu, talep ettiği eğitimleri bize gönderecek, bütçelendirecek ve biz bütçeyi okula göndereceğiz. Hı. Diğer taraftan İyi uygulama örneklerinin Türkiye sathında yaygınlaştırılması ile ilgili kısa süreli öğretmen mobilite programı başlatacağız, hareketlik. Yani bir okul çok iyi bir şey yapıyor. Aynı türdeki okuldaki öğretmenlerimizi, talep eden öğretmenlerimizi o okula bir haftalık, iki haftalık eğitim için göndereceğiz. O uygulamayı görsünler. Ne yapılmış? Öğrenci değişim programı gibi öğretmen değişim programı aslında. Ve bunlara inşallah, yani dün de iki gün önce de TÜBİTAK Başkanımızla görüştüm, Hasan Hocam'la. Bunları
bir taraftan bakanlığın imkanlarını kullanarak yaparken bir taraftan da TÜBİTAK'ta böyle bir çağrı programları hazırlayarak da öğretmenlerimizi teşvik etmeyi düşünüyoruz. Ben inanıyorum ki el birliği yaptığınız zaman hakikaten hem eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili çok önemli mesafelere kazanacağız. Şimdi o zaman 2021 KPSS için 50 bin atama talebi bekleyenlere şu yanıtı vermiş olduk galiba birazcık. Yani anaokulu açılacak, hedef var. Dolayısıyla ana sınıfı, anaokulu öğretmenler için en azından yakın zamanda bir umut var diye.